bazı şeyleri yani cuma bu günü... Bu arada son dakika gelişmesi, Beşiktaş yardımcı antrenörü Orhan Ak görevinden istifa ettiğini açıkladı efendim. Öncesinde iddialar vardı 3. ve son kez istifa edeceğine dair. Bu hafta Vodafone Park'ta sahaya çıkacak Beşiktaş ve Orhan Ak'a nasıl tepkiler verileceği merak konusuydu. Bugün Orhan Ak tarafından yapılan açıklama, istifa ettiğini açıkladı Abdullah Avcı'nın yardımcı antrenörü Orhan Ak. Bu son dakika gelişmesiyle hemen bir virgül koyalım futbolcuların performansına ve bu sıcak gelişmeyi değerlendirelim Serdar Sarı'da. Orhan Ak daha önce de istifa etti. Üçüncü kez. Üçüncü kez. Ama istifası kabul edilmedi yönetim kurulu tarafından. Çünkü neden? Burası Beşiktaş. Burada hani tribünler istedi diye adam gönderme durumu söz konusu olmamalı. Bir kongre yapısı var. Bir yönetim kurulu var. Burayı yöneten bir yapı var. Bu yapının üzerinde de daha üst bir şey olmaz. Biz yani her istenileni böyle gönderirsek o zaman ne yaparız diye. İstifası daha önce kabul edilmemişti. Daha önceki istifaları kabul edilmemişti. Abdullah Hoca da hani bu istifayı kabul ediyor. Sonuçta kendini feda ediyor bir şekilde. Abdullah Hoca'nın önü de açılsın diye. Bence istifa kabul edilmeli. Hani bu istifada kabul edilecek mi edilmeyecek mi onun da garantisi yok. Yok, kabul edildi. Candaş Tolga Işık'ın açıklamasını gördüm ben. Ben ona bakmam. Ben resmi açıklamaya bakarım. Bak daha önce de kabul edildi. Ben kulüpten yapılan resmi açıklama yapılana kadar ben onu kabul etmem. Candaşın, peki yolların ayrılması bir, yani Beşiktaş'ın şey artık bu istifayı kabul bir resmi görevi yok yani. Öyle mi? O yüzden. Evet. Ha pardon. Ondan pardon. Yani. Dolayısıyla resmiyete bakarım ben. Kulüp bir açıklasın resmi sitesinden. Bence yapılması gereken bu. Çünkü Abdullah Hoca iyi bir takım kurmanın peşinde. Bu transferleri hepsini Abdullah Hoca yaptı. Hepsi onun onayından geçti. Yeni bir sayfa açıyor. Böylesine... Bu arada ben Abdullah Hoca'yı da çok özür diliyorum. Yadırgamıyorum ekibinden birini gelirken getirmemesini ya da arkasında durmamasını. Bence Abdullah Hoca'nın yaptığı da doğru bir hareket. Arkasında durması ekip arkadaşı. Bak, bu isim Orhan Ak kanunen çalışma izni alabiliyor. Sabıka kaydı alabiliyor. Bunları devlet izin veriyor. Eğer bu izinler varsa, Abdullah Hoca yanında getirir. Ya çalışması bir engel yok. Bir şart yoksa. Tabii ki. Şimdi bu adam yani çok büyük bir suçluysa herhalde devletinde bir bildiği vardır. Ben o açıdan bakıyorum. Ana sebep şu mu? Emre ile o şeyde yaşadıkları. Arkadaşlar ana sebep o değil. Ana sebep başka. Şimdi bakın burada Orhan Ak daha önce ifade verdi mi? Verdiyse devletle ne gibi pazarlığı oldu? Bir pazarlıklar oldu mu? Bunları biz bilemeyiz. Bunları biz futbol aklımızla yorumlayamayız. Çok farklı konular bunlar. Yani, ama devlet iyi bir arşivcidir ve devlet her zaman 18 yaşındadır. Bu gözle baksın. Ha dersin ki arkadaş ben yıllardır buna karşı tribün olarak mücadele etmişim. Anladım. Ben de böyle bir şansla bu arkadaşın yan yana fotoğrafının sonuçta çıkmış. İstemiyorum bir taraftar olarak deme hakkı var mı? Var. Var. Şimdi yönetimler de evet taraftar bu kulübü yönetmiyor ama ya arkadaş taraftar da bu dünyanın çok önemli parçası. Tabii tabii. En önemli parçası. En önemli parçası. Şimdi Galatasaray'ın başkanı diyor ki benim taraftarım isterse tabii ki bir transferi de onlar için yaparız diyor. Yani tribününde bir transfer hakkı var mı? Var. Daha önce Beşiktaş yaptı, Kuvayrejma'yı aldı. Ayakta tutan taraftar. O yüzden tribününde bir söz hakkı olması lazım. Fener taraftarı Ersun Hoca'yı getirdi mesela. Bak tribününde bir söz hakkı olması lazım. Evet. Fatih Terim'i getirdi. Aynen. Cagney'i getirdi. Ya Koko'yu gönderdi Fenerbahçe tribünleri. Yapmayın şimdi. Tabii tabii. Dolayısıyla Ersun Hoca'yı burada... getirdi diyorum ya. Yani Ali Bey'in çok bak yönetim haklı. Taraftar kulübü yönetemez. Yönetim haklı ama ya bir iki isteği de olsun şu taraftarında ya. Bir tane isteği olsun ya.